Yönetimize geldiğinde, görev geldiğinizde uçak kapanmıştı. Transfer yapamadınız. Mevcut kadroya devam ediyorsunuz. Herhalde bu kadroya inanıyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz? Yönetime gelmeden önce 4 futbolcumuzun sözleşmesi fesholunmuştu. Biz bu arkadaşlarla anlaşıp tekrar takımıza kazandırdık. Eğer ki biz bu arkadaşları takıma kazandırmamış olsaydık, takımımız 3-4 hafta sonra 11'e sahaya çıkamayacak bir vaziyette olacaktı. 16 kişilik kadronun içerisinde zaten 3 tanesi kaleciydi. Biz bu arkadaşları kazandırdık. Uçakayı açamadık. Çünkü yönetime geldiğimiz tarih 1 Şubat. Burada elimizdeki mevcut kadroyla beraber biz sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada yeni bir hoca transferimiz oldu. Sabri Şirinoğlu hocamızla anlaştık. Yine Bülent Taşkan hocamızı sportif direktör olarak görev verdik. Bununla birlikte biz bu takımın ligde kalacağına inanıyoruz. Başkanım, ileriki için neler düşünüyorsunuz? Bu sene ligde kaldık, Tekirdağ Spor kurumsal yapısı sağlandı, tesisi oldu geçici olarak. Peki seneye ne olacak? Yani özenen Tekirdağ Spor, şampiyonla oynayan bir Tekirdağ Spor olacak mı? İnşallah, zaten tek temennimiz o. Biliyorsunuz bu seneki transferin hiçbirini biz yapmadık. Maalesef, yani şunu söyleyeyim, bütün açık yüreklilikle söylüyorum. Amatör futbolcuların bile menajeri olduğunu ben bu kulüpte anladım. Elimizdeki bütün futbolculara bakıyorsanız amatörden prof olmuş. Maalesef bir de onların menajerleri de var. Ben bilirdim yani İbrahim Akın olabilir, Hasan Kavcı olur. Bunların menajeri olur da maalesef amatör futbolcularımızın burada menajerleri var. 4 oyuncuyu geri getirirken herhalde biraz zorlandınız, biraz terlediniz. Evet, zorlandık biraz. Önce zaten benim kulüp başkanı olmam bu 4 oyuncuyu getirmem mi oldu? Bu 4 oyuncuyu getirdikten sonra da etrafımızdaki işte arkadaşların ısrarıyla beraber başkan olmaya karar verdim. Herhalde bunda Volkan Nallar'ın da payı büyük. Tabii ki. İkinci ve üçüncü lig kulüpler birliği başkanıyla beraber bir telefon görüşmem oldu. Beni WhatsApp grubuna ekledi. Ben de orada bir yazımda bu futbolcunun transfer edilmesinin etik olmadığını söyledim. Zaten futbolcularımızdan 3 tanesi profesyonel kulüplerle beraber anlaşmıştı. Bir tanesi Kızılca Bölük. Bir tanesi Ali Nail Hoca'nın gittiği kulüp Karacabey Birlik Spor. Bir tane arkadaşımız da Muğla Spor'la anlaşmıştı. Bu spor kulübü başkanları beni özellikle telefonla da aradılar. Bu kulüp futbolcularla olan sözleşmeleri iptal ettiklerini, ön sözleşmeleri iptal ettiklerini söylediler. Bunun üzerine 4 futbolcumuzun menajeri beni aradı. Menajerle tekrar oturduk. Tekrar bu 4 futbolcu kardeşimizi kulübümüze kazandırdık. Son olarak taraftarlarına söylemek istersiniz? Taraftara şunu söylemek istiyorum. Her zaman için desteklerini bizden esirgemesinler. Çünkü Tekirdağ Spor taraftarıyla var olan bir spor kulübü. Sadece insanlar Tekirdağ Spor'u sevdiğini söylemesinler, sevdiklerini biraz da ispat etsinler. Biz bu haftaki maça tüm Tekirdağ Spor'ları davet ediyoruz.